Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı korkutuyor. Haberler her geçen gün kötüleşiyor. Ölümlerin ardı arkası kesilmiyor. Çin dünyanın fabrikası, küresel üretimin merkezi. Ama insanlar sokağa bile çıkamıyor. Birçok uluslararası şirket faaliyetlerine ara verdi. Çin'deki şirketlerle iş yapanlar da muhatap bulmakta bile zorlanıyor. Uluslararası ticarette olumsuz etkilendi. Üretim ve tedarik için gözlerin çevrildiği ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Şu anda bütün müşterilerde bu hazırlık var. Hem mevcut müşterilerde var, hem mevcut müşterilerde zaten bizim, yani ben firma olarak çalıştığım müşterilerde o talepler bana geldi. Hatta sabah bir toplantıdaydık. Çin'de yaptıkları ürünlerle ilgili fiyat araştırması, yani bunları Türkiye'ye kaydırmak istiyoruz. Ne şekilde nasıl yapabilirsiniz? Ve terminler çok kısa. Çünkü oraya yerleştirilen bir siparişlerdi. Alamayacaklarını bilince otomatik olarak Türkiye'ye geliyor. Yani ilk diyorum ya, ilk adres Türkiye. 2003 yılında dünya benzer bir virüs korkusu yaşamıştı. Merkez yine Çin'di. SARS virüsünün küresel ekonomiye maliyeti 40 milyar dolardı. Çin orada belirli bir deneyim elde etti. Hem ekonomik hem de salgınla nasıl baş edebilme anlamında sağlık reformları yaptı. SARS yaklaşık 9 ay sürdü. Çin ekonomisine 12-18 milyar dolarlık bir zarara sebep olduğu tahmin ediliyor. Ama küresel ekonomiye ortalama 40 milyar dolarlık bir zararı olduğu gözleniyor. SARS döneminde Çin'in ekonomik, yani gayri safi hasılası ve dünya ekonomisindeki payı, küresel ekonomideki payı bugünle kıyaslanamayacak derecede daha azdı. Yeni salgının Çin ekonomisinde %1'lik bir küçülmeye sebep olabileceği tahmin ediliyor. Çin ekonomisinin var olan bir ekonomik yavaşlaması var. Yani ekonomik büyümesi artık 2010'lardaki %10'lar değil, %6 bandında ilerliyor. Ama bakın geçen sene 2019'da %6.6'ydı Çin'in ekonomik büyümesi. Bunda bile küresel ekonomiye katkısı %27.5'tu. Çinli tüketiciler dünyadaki ekonomik sistemin 1/7'sini oluşturuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla ben hep yineliyorum. Çin hapşurursa dünya nezle olur. Bu çok söylenen bir söylem. Çünkü Çin ekonomisindeki etkileri silsile şeklinde küresel ekonomiyi doğrudan etkileyecek. Türkiye'nin burada en önemli avantajları ise coğrafi konumu ve uluslararası ticaret için hazır olan altyapısı. Türkiye bir lojistik üssü. Türkiye'de aşağıda Mersin Limanı, Antalya Limanı, yukarıda Karadeniz Limanları, Marmara, Ala, İzmir merkez. Baktığınız zaman tüm dünyaya 7/24 connect halde olan bir hapsınız. Geçen sene açtığımız bir büyük bir havalimanımız var. Demiryolu anlamında Bakü-Kars-Tiflis'in demiryolunu yönetiyoruz. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman Türkiye lojistik performans boyutunda biz çok daha fazla yükü çok rahatlıkla kaldırabilecek yapıdayız. Mobilyadan demir çeliğe, züccaciyeden turizme kadar birçok alanda hareket bekleniyor. Tekstilde de yoğun bir görüşme trafiği var. Son iki ayda, bir buçuk ayda bu tarz zaten talepler, araştırmalar, soruşturmalar gelmeye başladı. Özellikle hem yeni numuneler yaptırma anlamında, hem aksesuar yaptırma anlamında, hem yeni koleksiyonlar anlamında görüyorsunuz. Yani Türkiye'de daha önceden yapılmayan bu tarz işler Türkiye akmaya başladı. Türkiye'nin hazır giyimi en az 2 milyar ile 3 milyar dolar arasında bir artış sağlayabileceğini, öyle bir potansiyelin oradan bize kayabileceğini düşünüyorum. Çin'den yaş meyve ve sebze alımı yapan Rusya, alternatif olarak rotasını Türkiye ve Fas'a çevireceğini açıkladı. Polonya'da Çin'de imal edilen ürünlerin zamanında teslim edilmeme riskine karşı Türkiye, Vietnam ve Bangladeş'teki fabrikalarla görüştüklerini duyurdu. Türkiye'yi alternatif kılan etkenlerden biri de Çin kaynaklı ticarette uygulanan karantina süresinin maliyeti arttırması. Dünya armatörleri anlamında gemi takvimlerinde problem yaşanabilir. Şu anda bunun etkisini yavaş yavaş görmeye başladık. Dediğim gibi bu Mart'lara, Nisan'lara yansıdığı zaman biraz daha derinleşebilir bu. Çünkü 14 gün düşünün, ürününüzü veriyorsunuz, 30 günde ulaşacak diye düşünüyorsunuz. İçinde de 30 günlük bir bozulmayacak bir ürün var. 14 gün sonra üründe bozulabilir. Limandaki yoğunluğu düşünün. Daha sonra dışarıdan bir sipariş aldınız, X günde teslim etmeniz lazım ama gemi yok gibi çarpan etkisiyle aşağıya farklı sorunlar haline inebilir.
Peki hem Çin hem de küresel ekonomi için bu krizin kalıcı etkileri olur mu? Bununla mücadelesi nasıl olacak? Ve bu nasıl ekonomiye etkisi nasıl azaltılacak, buna bakmak gerekiyor. SARS'a yine tekrar referans verirsek, SARS 9 ay sürmüştü bu süreç. 9 ay gibi bir süreçti. Ama benim öngörüm ve yani araştırmalardan da buldum. 6 ay gibi bir süreyle yani toparlanması, tekrar eskiye dönmesi, eski formu bulması 6 aylık bir süreyi bulur. Umutlar salgına bir an önce çarenin bulunması yönünde.